Özgecan Aslan ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı. Özgecan Aslan 11 Şubat 2015 tarihinde okuduğu Çağ Üniversitesi'nden Mersin kent merkezindeki evine gelmek için bindiği minibüste şoför Supi Altındöken tarafından tecavüz edilerek işkenceyle öldürülmüştü. Katil Supi Altındöken, babası Necmettin ve arkadaşı Fatih Gökçe'nin yardımıyla cinayeti gizlemeye çalışmış ancak yakalanmışlardı. Yargılama sonucunda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan 3 kişiden Supi Altındöken cezaevinde silahla vurularak öldürüldü. Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe cezaevinde. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu cinayetin ardından kadına yönelik şiddetin simgesi olan Özgecan Aslan, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anne ve baba Songül, Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları Özgecan Aslan için dualar ederek mezara çiçekler bıraktı. Yıllardır konuşuyoruz, yıllardır söylüyoruz, güzel iyi temennilerde bulunuyoruz. Aklımızın erdiği kadar devletimizin, milletimizin yanındayız, halkımızın yanındayız. Ayrılık olmasın, gayrılık olmasın diye, birlik beraberlik olsun diye hep güzel şeyler söyledik. Ama her geçen gün insan başına gelmeden anlayamıyor. Televizyonlarda bir kadın, bir kızın katledildiğini, annesi, babası ya da eşi tarafından, nişanlısı tarafından, arkadaşı tarafından vahşice, hayvani bir şekilde katlediliyor, öldürülüyor. Yani bunun önüne geçmek için bunu çok ciddi bir problem olarak kabul edip ona göre çok geniş mutabakatlı, geniş bir, büyük bir şura kurulup bu sorunun çok boyutlu olarak ele alınması gerekiyor. Canımız her geçen gün daha acıyor. Artık söyleyecek söz de kalmadı. Yani sözün bir anlamı yok, bir anlam ifade etmiyor. Katledilmiş olan bütün kadınların, kızların mekanı cennet olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Başka da söyleyecek bir şey yok maalesef. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının birinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 17, komisyon raporlarına ait 11 ve gündem dışı 2 madde görüşüldü. Toplantıda ulusal ve uluslararası spor, hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ikamet eden sporcu ve antrenörlere ödül verilmesiyle ilgili teklif ilgili komisyonlara havale edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularının 12-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinks Devlet Drama Tiyatrosu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Buinks Diyalog Alanı Halk Tiyatrosu Festivali'ne Düğün ya da Davul adlı yetişkin oyunuyla gitmesine ilişkin karar da ilgili komisyonlara havale edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsisli Bozyazı Pazar Yeri ve Katlı Otopark'ın bulunduğu taşınmazın önceki sahibi olan ve Bozyazı Belediyesi'nin kuruluşunda görev almış Ahmet Yılmaz Saydam'ın isminin Bozyazı Pazar Yeri ve Katlı Otopark'ına verilmesiyle ilgili teklifse oy birliğince kabul edildi. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent'te vatandaşlarla bir araya gelerek kenti geleceğe taşıyacak olan projelerini paylaştı. Hamit Tuna'ya Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak da eşlik etti. Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak üzere varız. Adeta Mersin kazan
Biz de kepçe misali koşturuyoruz, koşuyoruz. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Ama ne güzel bir slogan Mustafa Gültak Başkanımız. Memleket işi, gönül işi. Onun için biz bu memleket için her şeyimizi, gövdemizi, elimizi taşın altına koymuşuz. Bu iş bir vizyon işi, bakış açısı. Geleceğe görebilme yetisine sahip olanlar iyi memleketçilik yapar. Para elbette olmaz. Ama her şeyde parayla yapılmaz. Paran olur, planlamayı yapamazsın. Projeyi doğru yapamazsın. Yaptıktan sonra da verimli bir proje olarak insanlar kullanamazlar. Onun için bizim tarzımız şu. Vatandaşa sorarız. Burada şöyle bir proje düşünüyoruz. Ne dersiniz? Bunu istatistiki olarak kamuoyuyla paylaşırız. Olumlu ve verimli dönüş olursa tamam, bu proje buranın deriz. Organize sanayi bölgesi büyütülecek mi? Büyütülecek. Orada otobana bağlantısı olacak mı? Olacak. Hatta biz geçen organize sanayideyken dedim ki buraya kaç kişi çalışıyor? 162 tane işletme var. 16 bin insan çalışıyormuş. 16 bin insanı götürüyoruz, getiriyoruz. Kaç araçta? 1000 araçta. 1000 araçta. 1 saat gidiş, 1 saat geliş. Onun dedim üstüne bir uydu kent yapsak. Birinci etapta 1000 konut. Her türlü yaşam alanıyla. İbadet yeri, sağlık ocağı, spor tesisi, eğitim alanı. Bir bütün, bütün sosyal donatılar içerisinde olan mükemmel bir orada uydu kent yapsak. Bu insanlara da uygun fiyatla bu daireleri versek, işletmeci bunları biraz da desteklese, hem ev sahibi olsa hem de 1 saat gidiş, 1 saat geliş yol parasından kur, hem o anlamda zamandan kazansa, hem de işletmeci o servis masrafından kurtulsa nasıl olur dedim. Herkes heyecanlı. Hem iş yerindeki iş yeri sahibi hem de işçi arkadaşlarımız heyecanlandılar. İşte yerinde çözüm budur. Portakal para etmiyor. Ne yapacağız? Bunu katma değeri yüksek ürün haline getireceğiz. Bir ton portakal kabuğundan 2 kilogram portakal yağı çıkartıyor. Kilosuna kadar 20 bin ile 50 bin arasında. Nerede kullanılıyor? İlaç sanayinde, aynı zamanda kozmetik sektöründe. İşte bunları biz yapabilirsek, yapılması yönünde teşvik edebilirsek, o zaman çiftçi ürettiğinin karşılığını alır. Yoksa aynı fiyat, üretin, tüketin ama sonuçta kazanamayan bir çiftçi. Biz bunları yapacağız. Buna yetecek gücümüz var. Allah izin verirse. Mersin için bir şanstır. İlçede Mustafa Gültak Bey. Büyükşehir'de Hamit Tuna Başkan. Hükümet ayağında milletvekillerimiz, bakanımız şu üçlüyü bir kurgulayın. Sonuçta kim kazanacak? Akdeniz kazanacak. Kim kazanacak? Mersin kazanacak inşallah. Bunu oluşturmaya hazır mıyız? Gönüllü hazır mı? Allah razı olsun. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı tanzim satış noktaları oluşturmasını değerlendirdi. Ali Batman, ürünlerin %60'ı korsan satılıyor, %40'ı ancak hallere girebiliyor. Bunlar hale girerse fiyatlar aşağı çekilecektir. Hale girmediği için denetim de olmuyor. Ürünlerin mutlaka hallere girmesi gerekiyor dedi. Vallahi tanzim sistemi daha önce de bu 15-20 sene önce de vardı bu uygulama. Fakat başarılı olamadılar. Bu hükümet gelince bunların hepsini ortadan kaldırdı. Tanzim satışı dediğin aslında güzel bir şey. Uygulansa güzel bir şey ama başaramazlar. O da doğru bir yöntem değildir. Eğer ki hükümetimiz vatandaşına ucuz sebze meyve yedirmek istiyorsa Türkiye'de üretilen bütün ürünlerin hallere girmesi lazım.
korsan satışlarla birlikte fiyatlar devamlı yükselmektedir. Bunun da sebebi belediyelerin olaya siyasi davranması. Siyasi davranıp denetim yapamıyorlar. Denetim yapmadığından bazı yerlerde fiyatlar fahiş fiyatla gidiyor. Bu da nerede? En çok marketlerde. Pazarlara girirse, pazarlarda denetim yapılsa zaten pazarlar ucuz satıyor, daha da ucuza satar. Ama bu tanzim satışlar göstermelik, seçim yatırımı gibi bir şey. Piyasada şu anda fiyatın yüksek olan nedir? Yeşillik türü. O da havadan, hava şartlarından, yağışlardan kaynaklanan olay. Narenciye misalen bu sene son 20 yılın en kötü sezonunu yaşadı. Sular altında kaldı. Allah'tan gelen afattır. Kimse ona bir şey diyemez. Ama her nedense hükümetimiz bunu hep hallerden kaynaklandığını söylüyor. Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler veriyorlar. İzin versinler, biz halleri bir hafta kapatalım. Türkiye'de sebze meyve durumu neye uğrar onu görsünler. Bir de denesinler, bütün ürünlerin hale girmesini sağlasınlar. Ondan sonra fiyat farkını seyretsinler, görsünler. %60'ı korsan satılıyor, %40'ı hallere giriyor. Örneğin geçen hafta Mersin limanına 150 tonluk bir gemi yanaştı, buz. Hale giren 12 ton, dışarıda satılan 80-90 ton kaçak işte bu. Korsan tabir ettiğimiz kaçak satışlar. Bunlar hale girse bu fiyatlar aşağıya çekecek, arz talep dengesini koruyacak. Ama hale girmediği için denetim şeyi de olmuyor, denetim de olmuyor. Hava şartlarından kaynaklanan bir pahalılıktır. O da 5-10 gün sonra havalar ısındıktan sonra fiyatlar hem ürün yetişecek hem fiyatlar aşağıya çekecek. Ondan sonra ne diyecekler? İşte bak biz denetim yaptık, biz işte halcileri hizaya getirdik, fiyatlar düştü diyecekler. Hiç alakası yok. Türkiye'nin yoğun çabalarıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılının Dünya Bakliyat Yılı ilan edilmesinin ardından 10 Şubat tarihi de Dünya Bakliyat Günü olarak ilan edildi. Tüm dünya 10 Şubat 2019'da Dünya Bakliyat Günü'nü kutladı. Bu yılki sloganı "Geleceğin Gıdası" olarak belirlenen Dünya Bakliyat Günü kutlamaları Mersin'de yapıldı. Geleceğin Gıdası sloganıyla Dünya Bakliyat Günü kapsamında Mersin il genelindeki 9 okulda öğrencilere 6000 paket bakliyat dağıtıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Ticaret Borsası İşbirliği'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Halkkent İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 500 gramlık paketler halinde nohut, fasulye, mercimek, barbunya dağıtılırken okul bahçesinde de bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi. Vitamini, demir, kalsiyum açısından zengin bir bakliyatım. İçinde bol miktarda protein ve lif vardır. Kalsiyum, demir, bakliyatım. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler için çok değerlisiniz. Hepiniz sağlıklı büyümek için doğru beslenmelisiniz. Bu yüzden sizlere diyorum ki haftada en az 3 kez mutlaka bakliyat tüketiniz. Bakliyat yani kuru fasulye, mercimek, fasulye protein oranı et proteindeki aynı et gibi et ihtiva eder. Bu yüzden bakliyat yerseniz bir kere kemikleriniz gelişir. Yandaki okuldan hazırlanan daha gelişmiş kemiklere sahip olursunuz. Kaslarınız güçlenir. Gözleriniz daha keskin görür. Ciltleriniz daha canlı ve bilhassa dişleriniz daha sağlıklı hale gelir. Şimdi evlerinize gittikten sonra akşamüstü hepiniz annelerinizden bundan sonra haftada 3 gün en az size bakliyat pişirmesini isteyeceksiniz. Tamam mı çocuklar? Anladınız mı burayı? Merhaba gençler. Nasılsınız? İyiyim. Aferin. Sen yedin mi mercimek? Adın ne? He? Ali. Ali. Oo Ali, senin adın ne? Evet. Hayırlı Nisa. İlk hayırlısı al bakalım. Mercimek yiyin. Allah Allah. Adın ne? Ben bunu veriyorum ya, bana bak. Benim sebebi yana kılıyorum size. Tamam mı? Tamam. Hatta sıra olsun. 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 Gü
Güvenlik güçlerince Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Mersin'e getirilen PKK-KCK silahlı terör örgütünün sözde Kürdistan Yürütme Konseyi üyesi Davut Bagestani adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce PKK-KCK silahlı terör örgütünün Türkiye'de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda sözde Kürdistan Yürütme Konseyi üyeleriyle ilişki içerisinde olan Davut Bagestani isimli şahsın Canbulat Turgay Sahte isimle Adana ve Mersin'de örgüt adına faaliyetlere devam ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık eden şüphelinin öldüğüne dair haberler yapıldığı da tespit edildi. Araştırmalarda ayrıca Irak'taki terör örgütü kamplarında terör örgütünün sözde bayrağı önünde örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, geçtiğimiz yıl Suriye'nin Rakka kentinde PYD-YPG'nin uzantısı olan Suriye Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer aldığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, örgüt elebaşısının fotoğrafının önünde örgütü övücü nitelikte yaptığı konuşmaların, video paylaşımlarının olduğu tespit edilen ve İsrail Kürt Enstitüsü'nün başkanı olan şüphelinin İsrail'de yayımladığı dergilerde de terör örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı. Detaylı teknik takibin ardından zanlının Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde gizlendiğini belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte geçen hafta ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Bagestani ile aynı evde bulunan Mahmenur A, Hakkı A ile Enes Y de gözaltına alındı. Mersin'e getirilen Bagestani ve 3 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bagestani ve 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bozyaz ilçesinin yayla kesiminde çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını jandarma yakaladı. Bozyaz ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Kızılca, Elmakuzu, Dereköy ve Ardıçlı Taş mahallelerinden bir süreden beri gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle vatandaşların yaylada olmadığı Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında evlerden hırsızlık yapan MB, MG ve RB isimli kişileri izlemeye aldı. Yapılan takip sonucunda 3 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık zanlılarının jandarmadaki sorgularında 8 eve hırsızlık maksadıyla girdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden MB ve MG tutuklanırken RB ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'in Merkez Mezitli ilçesinde güneşin keyfini çıkaran kediyle köpeğin dostluğu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Belediye Binası çevresinde bir kediyle köpeğin birlikte güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Birkaç gündür aralıklarla devam eden yağmurun ardından kendini gösteren güneşi fırsat bilen bir kediyle köpek kaldırım üzerinde birlikte güneşlendi. Her hayvan dostu olabiliyormuş. Evet, görüyorsunuz arasındaki bağ. Bir süre köpeğin etrafında dolanan kedi, daha sonra köpeğin üzerine başını koyup güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı.